Görüyorum ya, görüyorum ya. Yok, gözünü gördüm. Hadi. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer katılımcılar. Bedeli en ağır şekilde aziz şehitlerimizin kanlarıyla ödenen mukaddes vatan toprağımız, Üç Kemaller Diyarı Tekirdağ, bundan tam 100 yıl önce bugün esaretten kurtarılmış, tarih boyunca hürriyet ve bağımsızlık uğruna kahramanlaşan asil milletim, kendisini tutsak etmek isteyen güçlere geçit vermeyerek şehrimizi düşman askerlerine çiğnetmemiştir. Bu günleri yaşamamızı sağlayan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e, kahraman silah arkadaşlarına, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunarken, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümüne ulaşmanın kıvancını yaşıyoruz. Sayın Valim, tören programını arz ediyorum. Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, şeref defterinin imzalanması, halk oyunları gösterisi, kapanış. Atatürk anıtına çelenkler sunulacaktır. Valilik makamı arz ederim. Çelenk al. Çelenk yerine bas. Garnizon komutanlığı arz ederim. Çelenk al. Çelenk yerine bas. Büyükşehir Belediye Başkanlığı arz ederim. Çelenk al. Çelenk yerine var. Yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna,
ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm okullar, hazır olun. Bayrak dilemez. Dikkat! Bayrak filamı al. Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı Tekirdağ Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Şentop'un Tekirdağ'ın kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle göndermiş olduğu kutlama mesajı okunacaktır. Arz ederim. Aziz hemşehrilerim, Avrupa ve Asya'nın geçiş güzergahı, Trakya'nın kalbi, güzel Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü hemşehrilerime ve milletimize kutlu olsun. Aziz vatanımızın kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bağımsızlığını ve bu günlerini sizlere miras bırakan milli mücadelemizin bütün kahramanlarına rahmet ve minnet ve hayırla yad ediyorum. Milli mücadele döneminde bölgelerinde Yunan tehlikesini hisseden vatanperver gruplar Doğu ve Batı Trakya'daki Müslüman Türk halkına yönelik Yunan baskı ve zulümlerini kamuoyuna duyurabilmek için belgeler, grafikler ve haritalar hazırlayarak bunları yerli ve yabancı gazetelere dağıtmış, bölgedeki nüfus çoğunluğunun Türklerde olduğu istatistiklerle ispat etmişlerdir. Trakya halkı yalnızca kendi bölgesine değil, İşgalcilerin bütün ilhaklarına karşı protesto ve mitingler düzenlenmiş, son hürriyet kalemiz olan vatan topraklarından sürülüp çıkarılmaya yek vücut olarak direneceklerini göstermişlerdir. Çorlu kazası ahali İslamiyesi tarafından akdedilen miting heyeti reisi Şaban Sırrı 1919'da İzmir'in işgali üzerine Sadaret makamına çektiği telgrafta Tekirdağlıların vatan sevgisi, mücadele kararlılığı açıkça görülmektedir. Aziz vatanımızın aleyhine şu günlerde meydana gelen yıkıcı işgal ve saldırılara devam edilecekse, bu durumu milletimizin hukukuna açık bir saldırı olarak gören biz Türkler kanımızın son damlasına kadar savaşarak rıza göstermeyeceğiz. Türk milleti Yunanistan gibi bir medeniyet düşmanının kirli ayakları altında esarette bulunan Balkan Müslümanlarına nasıl işkenceler yaptığını, acılar çektirdiğini gördü. Esir olup işkenceyle ölmekten ise aziz vatanımızı son nefesimize kadar savunup şehit kanlarımızla yıkamak suretiyle ölmeyi biliriz. Ecdadımız yurt içinde milli mücadelenin karargahı olan
Büyük Millet Meclisi'ne gönderdikleri telgraflarla kararlılıklarını göstermiş ve her alanda örgütlenerek mücadelesini sürdürmüştür. Aziz vatanımızı işgal ve istiladan kurtarmak için ecdadımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında verdiği istiklal ve istikbal mücadelesinin zaferle neticelenmesi sonrasında Tekirdağ'ımız bu yıl ay yıldızlı bayrağımızın göklerimizde özgürce dalgalanmasının, ezanlarımızın minarelerimizden gür bir seda ile okunmasının 100. yılına erişmenin sevinç ve heyecanını yaşamaktadır. Bu vesileyle Tekirdağ'ın kurtuluşunun 100. yılını kutluyor, ekonomik ve sosyal alanda gösterdiği gelişmenin milletimizin barış, huzur ve güven içinde yaşamasına yaptığı katkının artarak devam etmesini diliyorum. Profesör Doktor Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle göndermiş olduğu kutlama mesajı okunacaktır. Arz ederim. Tekirdağ ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Tekirdağ'ın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Sayın Öztrak kutlama mesajı göndermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a şeref defterini imzalamak üzere davetimi arz ederim. Buradayız Sayın Başkanım. Yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, güzel Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor olmanın gurur ve mutluluğuyla manevi huzurunuzdayız. Kurtuluş bayramımız kutlu olsun. Cennet vatanımızın işgale uğramasından sonra Samsun'da milli mücadelenin ilk ateşini yaktınız. Ulusumuzu özgürlük ve bağımsızlık ülkesi uğrunda birleştirdiniz. Demokrasimizin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizi kurarak egemenliği ulusumuza teslim ettiniz. İstiklal mücadelemize önderlik ettiniz. Dünya savaş tarihine altın harflerle yazılan şanlı zaferlerle güzel vatanımızı işgalden kurtardınız. Türk ulusunun karakterine en uygun yönetim şekli olan cumhuriyetimizi kurdunuz.
ülkemize çağ atlatan devrimleri gerçekleştirdiniz. Tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir kalkınma hamlesi başlattınız. Ülkemize özgürlüğü, demokrasiyi ve eşitliği getirdiniz. Engin fikirlerinizle Türkiye Cumhuriyeti'mizi dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiniz. Bizlere onurlu, mutlu ve refah içerisinde yaşam süreceğimiz güzel bir vatan bıraktınız. En büyük eserimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet ettiniz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, Cumhuriyet nesilleri olarak sizlerden devraldığımız büyük mirası yaşatmak, mirası yaşatmak ve yüceltmek en büyük hedefimizdir. 100 yıl boyunca ulus olarak çok farklı süreçlerden geçtik. Ancak sizin yolunuzdan hiçbir zaman ayrılmadık. Cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, halkçılık, inkılapçılık ve devletçilik ilkeleriniz yolumuzu aydınlatan rehberimizdir ve Türkiye Cumhuriyeti ebediyen var olacaktır. Sizin ilkeleriniz bizim rehberimiz olmaya devam edecektir. Bugüne kadar tüm öngörülerinizin doğru çıktığı gibi Türkiye Cumhuriyeti'mizin ilelebet payidar kalacağından eminiz. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için her koşulda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı ile güzel Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü en içten duygularımızla kutluyor. Başta şahsınız olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Sayın Valim, Sayın Milletvekilleri, Sayın Garnizon Kumandanım, Komutanım, Sayın Protokol, Mavi Gözlü Kenti'nin saygıdeğer hanımefendileri, beyefendileri, Yazılı Görsel Bey'in Tayyip Medyası'nın değerli temsilcileri. Bugün gururla ve özlemle andığımız kurtuluşumuzun 100. yılını büyük bir mutlulukla diyoruz. Ve şundan herkes emin olsun ki bu kurtuluşta Türkiye Cumhuriyeti ebediyen var olacaktır, kutlanmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin de en büyük bekçileri halkımız olacaktır. Saygılar sunarım. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz Aziz Yıldırım'a şeref defterini imzalamak üzere davetimi arz ederim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Mütarekesi'ni bahane eden düşman kuvvetleri pek çok ilimizi işgal etmişti. İşgal edilen illerden birisi de Tekirdağ'dı. Milletimiz yaşanan işgallere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış. Kurtuluş Savaşı'nda maddi ve manevi tüm varlığıyla topyekun mücadele eden milletimiz vatanımızı işgalden kurtarmıştı. Kurtarılan vatan toprakları içinde Marmara'nın incisi Tekirdağ'ımızda vardı. 1922 yılının Kasım ayında Tekirdağ'ın tüm ilçeleri özgürlüğüne kavuşmuştu. Bilindiği gibi bağımsızlık duygusu, yüreklerdeki vatan sevgisi, milli birlik, beraberliğimiz ve yapılan fedakarlıklar düşman işgalinden kurtulmamızı sağlamıştır. Bu duygu ve bu düşünce daim oldukça ülkemize yöneltilen her türlü tehdit sonsuz kalacak, insanlarımız bu topraklar üzerinde ebediyen özgür ve huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdüreceklerdir. İstiklal uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz bütün sıkıntılara göğüs germiş ve bizlere bu güzel vatanı bırakmışlardır. Böyle bir ecdadın torunları olan bizlere düşen görev, ecdadımızın kutsal emaneti olan şehrimizi ve ülkemizi millet şuuruyla korumak, geliştirmek ve daha müreffeh yarınlara taşımaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için kahramanlıkla mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor,
Tekirdağ'ımızın ve Tekirdağlıların kurtuluş gününü kutluyorum. Nice yüzyıllara. Hep birlikte. Valimiz Sayın Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları ekibinin hazırlamış oldukları gösteriyi izliyoruz. Evet, başkanlarım. Rengin de yakıyor fosfor valla uzaktan. Hepsi bilmeç geliyor. Tabii ya. Yani. Aynen, ben abi görmedim. Bak ben şey yapıp arkada. Nasıl göremedim ki ya? Nereden göndeririz artık. Sabah namazından beri koştum. Hepsi beraberiz. Thank you.
Murat Dalma. Dalma yani. Murat gel. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları ekibine bu güzel gösterileri için alkışlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Valim, Tekirdağ düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen program, ondan itibaren Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki program ile devam edecek olup, çelenk sunma töreni sona ermiştir. Arz ederim. Thank you.
Geçmiyor musunuz? Çektin mi sizin farkını? Hadi bakalım, hadi bakalım. Gelin bakalım. Tamam. Rica ederiz. Görüşürüz. Başkanımız almadık ya. Olmaz mı? Her başkanım. Hadi, hadi bak. Hadi bak. Dört orada var. Geç. Haydi. Çekili. Çekili. Kim çekti? Kendi. Gazilerle alıyoruz ben. Çekildim. Çekildim mi? Gene mi alıyorsun? Tamam, bir daha alalım. Bestan Bey. Bestan Bey. Gel abi. He? Ne gelmesin abi? Şey.